Arkadaşlar merhaba, yeniden hoş geldiniz kanalımıza. Bu videomuzda sizlere ekranda görmüş olduğunuz hisse senetlerinin teknik analizlerini yapacağız. Videomuz yatırım tavsiyesi değildir. Arkadaşlar ilk önce Atakule Gayrimenkul yatırım ortaklığı hisse senetine bakacak olursak bizim yükselen trendimizin gayet üzerinde seyrini sürdürmektedir. Özellikle günlük bazda son 3 gün biz hisse senedimizin yükselen trendimize 8.96 direncimizi kırmış ve üzerine seyirini sürdürmektedir. Şu anda gün bazı olarak düşüşte görülmesine rağmen hisse senedimiz gayet güzel hacimle ilerlediğini görebiliyoruz. Bizim bugünkü kapanışımızdan ziyade önümüzdeki hafta kapanışlara bakacak olursak biraz daha böyle bir haftalık iki haftalık bir yatırım tarzında düşünecek olursak hisse senedimizin 10.09 direncinin üzerinde kapanışları görmemiz gerekiyor. Daha önce burada bir kapanışlar yapmış ancak güçlü bir e, hacimsizlikten dolayı daha doğrusu güçlü bir hacim olmadığından dolayı hisse senedimizi tekrar yükselen trendimizin çizgimizin üzerinde e, barındırmış durumdadır. E, daha sonra bizi 8.96'dan sonra aşağı doğru çekip bizi 7.99 8 seviyelerine kadar çekmiş durumda. Şimdi arkadaşlar bizim Önümüzdeki günlerde haftada e, MACD RSI'miz bizim hissemizi 3 e, günlük baktığımız zaman e, yükselen bir trend halinde devamını getireceğini e, gösteriyor. Özellikle MACD'imizin tepe noktası 0.22 seviyesine kadar çıkma ihtimalini düşünebiliriz. RSI tarafında ise arkadaşlar 0.50 seviyesine kadar mavi çubuğumuzun çizgimizin çıkmasını bekleyeceğiz. Tabii ki böyle olunca da bizim... 10.09 üzerinde tekrardan kapanışları görme ihtimalimiz söz konusu. Geriye çekilişler olursa arkadaşlar aşağıda 8 seviyesi bizim için güçlü bir destek halinde durmaktadır. Şimdi Yeotek hisse senedimize bakıyoruz. Yeotek teknolojileri hisse senedimize. Bu hisse senedimiz arkadaşlar düşüş trendini devam ediyor. Bakın daha önce burada bir çizgimizi belirtmiştik. Hemen şunu daha da uzatalım. E, hissemize bakıldığı zaman düşüş trendimiz sürüyor arkadaşlar. Biz daha önce tepe noktaları 262'li 260'lı seviyeleri çizmiştik. Buralar 1 2 3 kere denedi ama maalesef çekti arkasından 243 olmadı. 215 seviyesine kadar bir düşüşle karşımıza gelmiş durumda hissemizin. Şimdi bizim aşağıda desteğimiz 196. Burayı 1 2 3 ve son olarak da e, şurada dördüncü olarak bir arkadaşlar Destek noktası haline getirmiş durumda. Burada hissemiz aslında sıkışık bir durum haline gelmiş durumda. Bizim normalde aşağıdan gelen yükselen bir trendimiz vardı. E, bu yükselen trendimize ek olarak bir trend daha aslında oluşturdu diyebiliriz. Dünkü kapanışta itibaren bunu söyleyebiliyoruz. Hisse şu anda sıkışan bir üçgen formasyon haline gelmiş durumda. Yani yukarıdan gelen inişle aşağıdan gelen çıkan arasında burada bir sıkışma söz konusu önümüzdeki hafta arkadaşlar hissemiz eğer bizim inen trendimizin çizgimizin yukarısında, dışarısında bir e, kapanış görürsek e, gayet güzel bir şekilde tekrardan 221 seviyesi, e, arkasından 243 seviyesi görebiliriz. Geriye çekilişlerde buralar çok önemli arkadaşlar. Yani bizim ilk e, şöyle 196 seviyesine baktığımız zaman desteğimizin bu çizgimizin eğer aşağısında bir kapanışlar görürsek o zaman bizi ta aşağı doğru yani 150'ye kadar atma ihtimali söz konusu. Makti RSI'miz burada. are RSI'miz girişi gösteriyor. Makti'mizi yatayı aslında bağlamış durumda. Makti'mize biraz para girişi olursa arkadaşlar hem acimsel olarak da bizim hissemizi tekrardan yukarı çıkma ihtimalini düşünebiliriz. Temkin olmakta fayda vardır. Takip etmemiz gerekiyor dostlar. Bir sonraki hissemiz Aselsan hissesi arkadaşlar. Aselsan bildiğiniz üzere çok güzel yatırımlar yapıyor. Anlaşmalar duyuyoruz arkadaşlar. Tabii ki yatırımlar ve anlaşmalar hissemizin düşüşüne sebebiyet verir. Bunlar normal şeylerdir. Ancak ileriye dönük olarak güzel kazançları getireceğimizi düşünüyoruz hisse senetimize. Bizim öncelikle 44 seviyelerinde üzerlerine yani 46 seviyeler üzerlerinde bir kapanışlar olursa güzel olacağını söylemiştik daha önceki videolarımızda yayınlarımızda. Tabii ki bunları yaşadık arkadaşlar. Yukarıda 49 seviyesi güçlü bir kırmızı çizgi halinde direncimiz beklemektedir. Hissemiz bugün itibariyle düşüş olarak görüyor. Aslında baktığımız zaman yatay anlamına geliyor. Ama Magdi RSI tarafında iki mumluk bir düşüş söz konusu. RSI'mizin düşüşünü kırma yapmış ve aşağı doğru iniyor. 0.88 seviyesine kadar RSI'mizin inmesini düşünebiliriz. Magdi tarafında ise bizim ilk tepe noktamız alacağımız nokta 0.22 seviyesi. Tabii ki böyle olunca da bizim 46 seviyesinin e, desteğimizi kırma ihtimalinde söz konusu önümüzdeki hafta kontrol etmemiz gerekiyor. İnse bile sıkıntı yok arkadaşlar aşağıda 43 seviyesi bekliyor. E, sadece ve sadece yükselen trendimizin dışarısına çıkmasın. yani burada bir fiyatlandırma olması buralara inse bile tekrardan 46 seviyeleri test etmesini bekleyebiliriz. Kontrol ediyoruz arkadaşlar bu tip hisselerde takip etmemiz gerekiyor. Bir sonraki hissemi de arkadaşlar invest, e, invest Co. Invest Co Holding arkadaşlar, Invest hissemiz. Bu hissemizin daha önce biz yükselen bir kanal içerisinde seyrini söylemiştik gibi şu anda yükselen kanalımız aslında bakıldığı zaman devam ediyor arkadaşlar. Yani e, burada bir kaybımız söz konusu değil. Hissemiz aslında güzel ilerliyor. Yani genel anlamda e, fotoğrafımızın tamamına baktığımız zaman güzel bir şekilde kanal içerisinde gidiyor. Ve bazen kanalın dışarısında yukarıya da aşağısında kayıplar olabilir. Bunlar sıkıntı değil. Bunlar tolere ediliyor aslında bakıldığı zaman. Gerek tepki alımlarıyla ya da kar satışlarıyla karşılaşabiliyoruz arkadaşlar. Yukarıda bizim 392 seviyesi güzel bir direnç haline gelmiş durumda. E, aşağıda ise arkadaşlar ilk etapta 330 seviyesi destek ama bakın buranın hiçbir zaman da aşağısına burada inmemiş durumda. Yani bizim ortalamamızın normalde aşağısında seyrini sürdürüyor kanalımızın. Dolayısıyla hissemizin 363-372 seviyesi üzerlerine kapanışlar önümüzdeki hafta odaklanmamız gerekiyor. Aşağıda makti aray sayımız yataya bağlamış durumda. Şimdi geldik Zoren hissesine arkadaşlar. Zorlu enerji hissemize. Bu hissemize bizim normalde düşen, yükselen trendimiz ve düşen trendlerimizi kırıp üçgen formasyonunda Burada bizim hemen şöyle biraz daha yaklaştırdım. 5.45 seviyesini kırdıktan sonra aşağı doğru sarkmış. Ve aşağısından tekrar tepki alımıyla 5.36 yapmıştı. Ama maalesef burada baranamayıp aşağı doğru 4.93 seviyesi e, desteğini kırdı. Ama buraları tekrar tolere edeceğini düşünüyoruz arkadaşlar hisse senedimizi. Aşağıda makde RSI'miz kırmızı yakmış makdeyimiz. Ancak çok düşük bir hacim olduğu için fazla bir tepki görmemiş. Yani düşüş, düşüş tepkisini görmemiş. Dolayısıyla hissimizin genel anlamda bazı aldığımız zaman bizim iyi şeyler söyleyebilmemiz için 5.36 üzerinde şu koyduğumuz nokta yani 5.40'lı seviyelerde önümüzdeki hafta takip etmemiz gerekiyor. Eğer ki buralara gelirse tekrardan yükseliş trendi yapacağız. Tabii ki bizim ilk etapta 4.93 üzerinde e, kapanışları görmemiz gerekiyor arkadaşlar. İnen bir trend halinde tekrardan yavaşça bir inen trend şurada oluşturabilir. ama bunun dışarısında fiyatlandırma içinde 5-10 nokta seviyelerin üzerinde bir kapanışları takip etmemiz gerekiyor. Bir sonraki hissemiz Adel Kalemcilik. Adel Kalemcilik hisse senedimizin normalde e, yükselip inip yükselip inip tepeden vurmuşlardı arkadaşlar. Ki ta zaten e, 541 seviyesinde bir tepeden vurmayla hissemizi aşağı doğru yükselen ara bir trend halinde. Bunun aşağısında bir fiyatlandırmayı e, şu anda Karşımıza canlanmış durumda. Hissemizin genel anlamda baktığımız zaman 398 ile 541 arasında aslında yataya bağlamış bir şekilde. Yani ikili tepe oluşturma anlamında gidiyor. Biz daha önce noktaları koymuştuk buralara. Bu noktalara gelip buralarda kapatmaların şart olduğunu söylemiştik. Ama maalesef düşük hacimsizlikten dolayı buralarda bir kapatmalar olmadı. Hissemiz aşağı doğru geliyor. Bizim aşağıda 425 seviyesi aşağısında da 398 seviyesi. E, takip etmemiz gereken seviyeler arasında. Aşağıda MACD RSI'mize baktığımız zaman maktiğimiz negatif bölgeye geliyor. RSI'miz de negatif bölge üzerinde bir kırmayı karşımıza çıkartabilir. Eğer böyle bir şey olursa da 425 arasında bir fiyatlandırma önümüzdeki hafta görebiliriz. Temkinli olmak gerekiyor mu? Aslında pek fazla da bir düşüş yok. Yani hacimsel olarak da bir artışımız söz konusu. Önümüzdeki hafta dediğimiz gibi 425 üzerlerinde bir kapanışları yani aşağılar inmezse yukarı doğru tekrardan 500'e kadar gitme ihtimalini düşünebiliriz. Bana çok sorulan hisse senetlerinin bir tanesi TAP Gıda arkadaşlar yine halka arzada olan tap bizim normalde hızlı bir şekilde düşleri beraberinde getirmişti. Günlük bazda bakıldığı zaman tabii ki analizlerimize günlük bazda aşağıda bir fiyatlandırma olmadığı için biraz sonra 4 saatte döneceğiz. Ama günlük bazda bakıldığı zaman bizim aşağıdaki güçlü desteklerimize 142 143 seviyelerinde arkadaşlar hissemizi üzerinde barındırmaya çalışıyorlar. Yani buralarda bir seyirimiz seyrimiz var. Eğer buraların aşağısında bir kırmalar devam ederse aşağılardan maalesef bir fiyatlandırma daha önce olmadığı için destek dirençlerimiz bir şeyler söylemek doğru değildir. Ama yukarısı için arkadaşlar hissemizin normalde tekrar yukarı atması bağlamında güzel fiyatları karşımıza getirmesini bekleyeceğiz. Özellikle yukarıdaki direnç seviyemiz 148 seviyesi üzerine bir fiyatlandırma olursa gayet güzel olacaktır. Önümüzdeki hafta içerisinde tekrardan hisse senedimizin yukarı doğru atmasını bekleyeceğiz. Bu hissemizin gerçekten de güzel bir al birinsi olabilmesi bak işte bundan sonra bu hissemiz artıyor diyebilmesi için 160 seviyelerinde yani şu daha önce koyduğumuz noktanın aynı hissasında bir kapanışları görmemiz gerekiyor dostlar. Bir de bunu 4 saatlik bir bakacak olursak aşağıda maddi RSI'mize. RSI'miz negatif bölgede yataya bağlamış. Maktimize keza pozitif bölgede yine yatay bağlamış durumda. İnanıyoruz ki 148 üzerinde bir fiyatlandırmayı önümüzdeki katta görmeyi umut ediyoruz. Bir sonraki hissemiz arkadaşlar Sönmez pamuklu SN pam hissesi bu hisse senedimizde tabii ki çok hareketli bir ortalamalar söz konusu baktığımız zaman e, agresif bir hareketler yapan bir hisse senedimiz normalde bizim aşağıdaki 58.15 seviyesinin üzerinde bir güzel destekler yapıp hızlı bir şekilde yukarı atan bir hisse ve burada tabii ki e, tavan gidip tabanları yapan hisse senedimiz olduğu için e, burada bir fiyatlandırma şekillenmesi mevcut olmamıştır. Çünkü hisse senetimize bu tip e, yüksek artış ve yüksek düşüşler e, bizlere e, aslında fiyat okumada yani teknik analizlerde doğruyu söyletirmiyor arkadaşlar. Biz sadece e, güzel basamakta artış veya güzel basamakta düşüşler üzerine daha çok analizlerimizi yapmaya doğru buluyoruz. Ancak burada günlük bazda baktığımız zaman hareketli ortalamaların boyunlarını büyükmüş durumda. E, aynı zamanda aşağıda Alesheimer's ve MACD'mize boyunlarını negatif bölgede burada Alese kırmış ve MACD'mize bir tepe noktası arayışını sürdürüyor. Hisse senedimizin aşağı tarafında dediğimiz gibi burada yüksek bir hareketlenme olduğu için bizim ilk başta baz alacağımız 84 seviyesi destek halinde duruyor arkadaşlar. Yukarı doğru atımları içinde biraz hissemizi yataya bağlarsa daha güzel bizim için analizlerde söylemek mümkün olabilir. Sıradaki hissemiz dostlar Astor enerji. Astor hisse senedimizin düşüşlerini daha önce zaten görmüştük. 104 seviyesinde son 3 günlük MUM'a baktığımız zaman aşağı doğru atıp tekrardan bunun üzerinde bir fiyatlandırmaları karşımıza çıkartmışlar. Bugün için tabii ki düşüş görünüyor ancak gün sonu bu kapanışımız eğer bizim 104'ün altına inmezse güzel seviye halinde görecektir. En azından yatay bir bağlantı, yatay bir seyir bize güzel bir fiyatlandırma gelecektir. Bir nefes alma, bir soluklanma haline gelebilir. Ancak bunun aşağısına yani 104'ün aşağısına bir inişler söz konusu olursa hissenimizin yüksek iniş çinantimizin devam edeceği anlamına gelebilir. Eğer devam ederse arkadaşlar aşağıda 91 seviyeleri bizi bekliyor olacaktır. Ama yukarı için bir fiyatlandırma söyleyebilmemiz için mutlaka hissemizin şu noktaya koyduğumuz yer arkadaşlar 115 seviyelerinde bir kapanışları görmemiz gerekiyor. En azından inen çizgili trend çizgimizin dışarısında bir fiyatlandırma önümüzdeki hafta bizim için takip etmemiz gereken noktalar arasındadır. Son olarak boru san arkadaşlar Borusan san senedimize düşüş trendimizin devam ettiğini daha önce de dile getirmiştik. Düşen trendimizin henüz yukarısında yani dışarısında çizgimizin dışında bir fiyatlandırma olmadı. Bizim aşağıda 669 seviyesi Gestiğimizin aşağısında bir seyrimiz var. Şu anda pasif ilerleyen bir seyir aslında görünüyor ama gün e, sonu kapanışımız tabii ki şu anda iyi ama bizim 100, 669 üzerinde bir kapanışlar görürsek hisse sendimize gayet güzel bir şekilde önümüze kaptı. Daha umutla bakacağımızı düşünüyoruz. İğneler atıp geri çekmeleri bunun aslında bir göstergesidir ama burada da aynı şekilde yaptığı için e, buralar pek bağlayıcı olmuyor bizim için. Bizim için ciddi anlamda bir kapanışları buralarda yani mavi mumlarımızı görmemiz gerekiyor. Aksi halde hissemizi 600 seviyelere kadar çekme durumlarda söz konusu olabilir. Değerli dostlar sizlere ekranda gördüğünüz hisse senetlerinin analizlerini yapmaya çalıştık. Tahminlerimizi söyledik. Sizler de yorumlarınızı bekliyoruz. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.